Eda bağırıp duracağına içeri girsene. Ben de onu yapmaya çalışıyordum ama sen ben salak zannet peri, fani, küt. Ah benim peri bozması salak fani kızım. Baba bak parmağıma kesildi. Sence dikiş gerekir mi? Bakayım. Aman küçücük bir yara. İki kere yalasam geçer. Yok yok olmaz. Ben karar verdim. Bu fanilik bana göre bir şey değil. Ben Perihan teyzeye sesleneceğim. Efendim Eda'cığım? Perihan teyze, ben daha sana seslenmemiştim ki. Ben hep seni izliyordum güzel kızım. Ne o? Yeniden peri olmaya mı karar verdin? Evet Perihan teyze, fanilik hiç bana göre bir şey değil. Faniyken hiçbir şeyi beceremiyorum. Bak, elimi de kestim zaten. Aman Allah'ım, kal! Oh, çok teşekkür ederim. Hayatım, bu defa kesin kararlı mısın? Evet Perihan teyze, kesinlikle kararlıyım. Yani fanilik çok zor bir şey, ben bunu anladım. Ne bileyim o soğuklarda yürümek, örgü örmek için 40 saat uğraşmak... bir yerin kesilince canının acıması... bunlar çok zor şeyler. Ama artık fanileri daha iyi anlıyorum. Bir fani olmaktansa fanilere yardım eden bir iyilik perisi olmak benim için çok daha hayırlı olacak. Bu kadar çabuk pes edeceğini tahmin etmiyordum. Esasında bu kadar çabuk pes edeceğimi ben de zannetmiyordum ama... akşama kafeye 20 kişi gelecek, 20 kişi. Oradan kolay gözükebilir ama işte kolay bir iş değil. Sadece Suzan'la ben varız. Nasıl baş ederiz 20 kişiyle? Bu noktada benim de gözüm korktu. Vazgeçtim. Hayatım, bu defa kararlarında kesin kararlısın ama değil mi? Evet. O zaman ben de sana periliğini, sihirlerini geri veriyorum. Ben bu manzaraya bakamayacağım. Ay bu çok eğlenceli bir şey. Sonra pat diye patlayıvermiş. Kim ki? Bilmem, açayım. Ah merhaba ufaklık, baban evde mi? İş toplantısındayım. Ne işiymiş, benden izin almadı. Bilmem, biz anneannemler kalıyoruz. Ne? Dudu burada mı? Ah Dudu, Dudu aylardır bir saniye aklımdan çıkmadı. Ceren, bu adam kim? Ben tanıyor muyum? Kim bu? Bilmem, ben de tanımıyorum. Kusura bakmayın Umur amca, yabancıları içeri almıyoruz. Ah ben yabancı değilim, ben Dudu'yu hala çok seven Umur amcanızım. Öyle mi? O kadar çok seviyorsun ki beni boynuzladın değil mi? Bacak kadar çocuk sevdiği uğruna Mustafa Sandal kılığına giriyor. Sen benim için ne yaptın bugüne kadar? Kim Mustafa Sandal kılığına girmiş? Abim, Tuğçe için. Ben de senin için Mustafa Sandal olurum. Robert Redford olurum. Alain Delon olurum. Sen önce adam ol, adam. Derhal dışarı. Senin ama... yüzünü görmek istemiyorum. Dudu. Dışarı dedim. Dudu. Çık. Dudu. Oh. Gör bak sana daha neler edeceğim. Gör. Aman da aman. Ne güzel yaptım ama. Alo? Annemler. Tamam, söylerim. Ne diyor? Dönüyorlarmış. Akşama burada olacaklar. Anneannene her şey yolunda de, o anlar dedi. Bir de Perihan teyzeye haber verecekmişsin. Ah, kaynanası iyileşti demek. Kadıncağız için sevindim ama alışmıştım ne güzel. Torunlarımla burada ne kadar mutluydum. Şimdi Betüş o şapşalla geri dönecek. Ben de torunlarıma doyamadan tıpış tıpış doğru şatoma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.